Mutlu akşamlar efendim. Kent, mekan ve toplumla karşınızdayız. Bugün de yine toplumu ilgilendiren gelişmeleri ve tarihten önemli başlıkları konuşacağız. Kent, mekan ve toplumda geçtiğimiz hafta bir konu ele almıştık ki yavaş yavaş ulusal gündemde de yer edinmeye başladı. Kiralarla ilgili bir konumuz vardı. Ulusal gündeme Gazete 3'te 3 hafta önce işlenen bir konu yeni yer almaya başladı ulusal gündemde. Her zaman olduğu gibi programımızın paydaşı akademisyen sosyolog Hüseyin Tutumlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Geride kalan bir haftada oldukça önemli gelişmeler oldu ama en önemli gelişmelerden birisi yaklaşık 1 saat kadar önce ortaya çıktı. İsveç NATO'ya girebilmek için, NATO'nun 32. ülkesi olabilmek için bir süredir NATO'nun kapısını aşındırıyordu. İki engeli vardı. Biri Türkiye, biri Macaristan. Türkiye geçtiğimiz aylarda parlamentosunda onayını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onayladı. İsveç için Türkiye engeli kalkmıştı. İki hafta önce Macaristan'ın da bazı gerekçelerle İsveç'i veto ettiğini siz de burada değerlendirmiştik. Özellikle İsveç'in Macaristan'ın iç işlerine karışma noktasında fazla istekli olması Macar hükümet yetkililerini çokça kızdırmıştı ve hatta bu noktada İsveç'in NATO'ya girişi için aracı olmaya gelen ABD'li yetkililer de kendisine Macar hükümetinden hiç muhatap bulamıyorlardı. Böyle bir problem ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgi artık Macaristan'ın da İsveç'in NATO üyeliğine parlamento yoluyla onay verdiğine dair. İsveç 32. ülke oluyor NATO'da. Hemen iki gün önce, cumartesi günü 24 Şubat tarihinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümüydü. O yıl dönümüyle alakalı da bir özel gündem içeriği hazırlamıştık. Ve Rus lider Putin'in o savaşı başlatmak noktasındaki gerekçelerini sıraladığını yeniden hatırlamıştık. Yani iki yıl önce Ukrayna'ya karşı savaşı başlatırken gerekçe olarak NATO'nun Rusya'yı çevreleme politikası yürüttüğünü ve bunun son noktalarından birinin de Ukrayna olduğunu, Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimaline karşı Ukrayna'yı işte dolaylı yoldan ele geçirip oraya kukla bir lider koyup, Rusların sözünden çıkmayacak bir lider koyup NATO'nun çerçevesinden, çemberinden biraz uzaklaşmak istiyordu Rusya. Bu açıdan bakınca da Putin'in bu yaklaşımı, bu saldırısı bir anlam kazanıyor gibi. Ne dersiniz? Bir tarafta İsveç ve Finlandiya, bir tarafta Batılı devletlerin çokça yardım ettiği, destek olduğu bir Ukrayna var. Onlar da NATO'nun güdümünde bir ülke gibi görünüyor. NATO, Sovyetlere karşı kurulmuş bir organizasyondu. Artık Sovyetler de yok ama bugünün Rusya'sına karşı çember politikasını, çevreleme politikasını sürdürüyor NATO. Doğaldır ki Rusları, işte Rus lideri Putin'i kızdırıyor bu gelişmeler. Bugünden sonra neler değişir? NATO'ya İsveç'in de üye olmasıyla bir tarafta Türkiye onay verdi. Bir olumsuzluk yaşanmadı Rusya ile Türkiye arasında. Hatta Putin, Cumhurbaşkanımızın bugün yaş gününü kutladı. Bir tarafta da İsveç NATO'ya girerken Macaristan bu kez onay verdi. Rusya'dan da bir tepki bekleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Bu dengeler nasıl son bulacak? Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele aldığımız zaman Rusya NATO tarafından tamamen bir çember altına alınıyor mu yavaş yavaş? Ve şu anda düşük yoğunlukta devam ettiğini söyleyebileceğimiz Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair bir tahmininiz var mı? Evet. Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yılını doldurdu. Bir süre daha devam edeceğe benziyor. İlk savaşın başladığı zamanlardan itibaren bunun bir yıpratma savaşı olacağı, Rusya'nın burada yıpratılmaya çalışıldığı, asıl büyük Batı'nın ve ABD'nin kuşatmayı Pasifik'te gerçekleştirmek istediği, gittikçe gücünü artıran Çin'in Çin'e yönelik bir takım eylemlerin ilk adımı olarak düşünmesi gerektiğini söylemiştik. Tabi burada Rusya'nın, o sizin bahsettiğiniz Putin'in Batı basında verdiği demeçte de tarihi olarak Ukrayna gibi bir, Ukrayna diye bir devletin olmadığı, Sovyetler Birliği'nin kurulması aşamasında yapılan bir hata olduğu,
tezlerini, aslında Ukrayna'nın Rusya olduğu tezlerini yineledi. Tabii İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin NATO'ya katılmak istemelerinin temel sebebi bu Rusya tehdidini ilk defa bugün hissetmelerinden dolayı değil. Yani bu tehdidi hissetmeleri için tarihi dayanakları var. Tarihi süreç içerisinde Rusya nasıl ki Orta Asya'da ve kendisinin güneyinde bir takım emelleri olmuşsa, oraya yönelik hamleleri olmuşsa, aynı şekilde batıya yönelik ve İsveç, Finlandiya gibi ülkelere yönelik tarihi müdahaleleri olmuştur ve tarihen bu ülkeleri zaman zaman işgal, en azından bazı bölgelerin işgale kadar varan çatışmalar içerisinde bulunmuştur. Bugünkü konumlanışı sadece işte son yüzyılın işte komünizm 1917 Ekim devriminden sonra oluşan sosyalist cumhuriyetin neticesinde Varşova Paktı, NATO gibi ülkelerin 2. Dünya Savaşı sonrasında iki pakta dahil olması gibi yakın tarih okumasıyla değil, daha geriye dönük tarih okumasıyla anlayabiliriz. Bugün bizim gördüğümüz oradaki çatışma da işte NATO ve Varşova Paktı'nı görürüz ama diyelim ki daha önceki, yüzyıllar önceki dönemde de farklı ittifaklar, farklı bloklar kendi içerisinde bir egemenlik savaşı içerisine girdiğini söyleyebiliriz. Rusya'yı bugün güçlü kılan en önemli faktör dünyadaki en büyük nükleer silah rezervine sahip olması. Ekonomik olarak çok büyük bir ülke değil. Yani Türkiye'nin işte 4 katı büyüklüğünde falan bir ekonomisi var. Bunun büyük bir kısmını da doğal kaynaklar oluşturuyor. Yani doğal gaz gibi, petrol gibi vesaire, kömür gibi. Ancak o nükleer silahlara sahip olması, tarihen hegemonik bir devlet olma özelliği gösterebilmesi, nasıl ki bugün Ukrayna'da işte 1992'de Hocalı'da zaman zaman ülkelere yönelik müdahalelerde vekil devletler veya bugün örgütler Wagner gibi kullanıyorsa, tarihi süreç içerisinde de bu tür çabaları her zaman olmuştur Rusya'nın. Ve bugün de yine tarih sahnesinde kendisini başat aktörlerden birisi kılabilmek adına kendisine yönelik tehditlere gerekirse zor kullanma gücünü de gösterebiliyor. Bu nedenle Ukrayna müdahalesinden sonra İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için müracaat etmişti. Bu tür uluslararası örgütlerin bir kısmında oy birliğiyle kararlar alınabildiği için Türkiye ve Macaristan'ın bir engellemesi söz konusuydu. Eğer bir organizasyonun içerisindeyseniz ve organizasyonun üyelerinin çoğunluğu herhangi bir konuda ittifak etmişse bu engeli uzun süre taşıyamazsınız. Bunların dış politikada bir pazarlık unsuru olarak kullanılması devletler açısından olağandır. Türkiye'de, Macaristan'da çeşitli devletler karşısında, NATO'ya İsveç'in girmesini isteyen devletler karşısında bunu kullandılar ve bir dış politikada da belirli mesafeler kat edebildiler. Bir de İsveç'in kendisinden kaynaklanan Türkiye açısından işte PKK gibi çeşitli terör örgütlerine destek vermesi, bu terör örgütünün mensuplarının İsveç'te çok uzun yıllardır barınabilmesi, onlara bir yuva oluşturması gibi Türkiye'nin endişeleri ve eleştirileri vardı. Bunların bir kısmını giderdiler. Terörle mücadele yasalarının bazılarını değiştirdiler. Son zamanlarda da zaman zaman özellikle dini hassasiyetlere dokunmak anlamında orada bir takım eylemler görebiliyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinde de gördük. O konuda da çeşitli önlemler alma ve kendi iç tartışmaların yer aldığını biliyoruz. Çünkü sadece Kur'an-ı Kerim'e karşı değil, İncil'e karşı vesaire de böyle saldırılar gerçekleşebiliyordu. Bunun özgürlükler kapsamında değerlendirilmeyeceği kendi iç kamuoyunda da yoğun içinde tartışıldı. Sanıyorum o konuda da bir takım önlemler alma yoluna gidecekler. Ama neticede Macaristan'da Türkiye'nin arkasından
kendi meclisinde bunu onaylayarak İsveç'in NATO'ya giriş yolunda önünü açtı. Bu İsveç, Finlandiya gibi ülkelerin son söz olarak söyleyelim, Rusya'nın o bölgedeki hegemonik iddialarına karşı kendilerini korumaya alabilmek adına yaptıkları bir şey. Belki Ukrayna savaşı olmasaydı Ukrayna bile müracaat edebilirdi. Biliyorsunuz bu Varşova Paktı ve NATO dediğimiz NATO'ya bağlı üye ülkeler 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği orduları hangi bölgede kadar ilerlemiş ve müttefiklerin orduları hangi bölgeye kadar ilerlemiş ve karşılaştıkları noktadan itibaren bir taraf komünist blok, diğeri Batı blok olarak değerlendirildi. Önce NATO oluşturuldu, sonra Varşova Paktı oluşturuldu. Biliyorsunuz Berlin'de ikiye bölünmüştü o dönemde. Doğu Berlin, Batı Berlin diye. İşte o iki ordunun karşılaştığı yerde şehirlerin bir kısmını bile etkiliyorsa orada bile bir bölünmüşlük görmüştük. Maalesef dünya bu tip çatışmalar, haksız müdahaleler ve işgaller konusunda yeterince hızlı hareket edemiyor. Ukrayna özellikle yardımlar konusunda son zamanlarda Avrupa Birliği para yardımı, işte ABD silah yardımı gibi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu savaşın Ukrayna için yıkıcı bir hal aldığı ve hem insan kaynaklarının hem ekonomik kaynakların önemli bir kısmını kaybettiği de yadsınamaz bir gerçekliktir. Evet, İsveç tarafından ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından bazı açıklamalar var. Stoltenberg şunları söylüyor: Macaristan Parlamentosu'nun İsveç'in NATO üyeliğini onaylama yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum. Artık tüm müttefikler onayladığına göre İsveç 32. NATO müttefiki olacak. İsveç'in üyeliği hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacak, diyor Jens Stoltenberg. Ve İsveç tarafında da bir açıklama var. İsveç Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bugün tarihi bir gün, tüm NATO üyesi devletlerin parlamentoları artık İsveç'in NATO'ya katılımı yönünde lehte oy kullandı. İsveç, Avrupa Atlantik güvenliğine ilişkin sorumluluğunu üstlenmeye hazırdır ifadelerine yer verildi. Bundan yıllar önce Makedonya NATO üyesi olmak istediğinde Yunanistan yıllar boyunca Makedonya'yı kapıda süründürdü. Çünkü Makedonya'nın kendi topraklarının içerisinde yer alan bir bölge olduğunu ve Makedonya'nın ismini değiştirmesini gerektiğini, bu isim değişikliği yaşanırsa ancak NATO'ya girmesi yönünde Makedonya'ya izin vereceğini söylemişti Yunanistan. Bu süreçten sonra Kuzey Makedonya adını aldı Makedonya. Ülkenin ismi değişti ki yani herhalde en ağır yaptırımlardan, en ağır eylemlerden, girişimlerden, aksiyonlardan birisidir. Bir ülkenin ismi değiştirildi sırf NATO'ya dahil olabilmesi için. İsveç'in NATO üyeliği sizce fazla basit olmadı mı? Türkiye stratejik olarak buradan daha kazançlı çıkabilir miydi? Macaristan tarafında başka sebepler ve başka belki girişimler, görüşmeler, kazanımlar vardır ama bugün hala İsveç'te birileri Kur'an yakarak provokasyon yapıyor. Bir tarafta yine istediğimiz teröristlerin Türkiye'ye geldiğini ya da iade edildiğini görmedik. Tabii ki her şeyi halk bilemeyebilir çünkü bir devlet yönetimi sonuçta. Ne dersiniz? Çok hızlı olmadı mı İsveç'in NATO'ya girişi? Yani başka kazanımlar elde edilebilir miydi yoksa Türkiye bir dış baskıyla karşı karşıya kalır mıydı? Yani bunu böyle şöyle olsaydı böyle olabilir miydi gibi düşünmek çok spekülatif bir şey. Yani biraz şöyle bakmak lazım. Başka bir şekilde olabilseydi o olurdu. Yani tarih imkanın ortaya koyduğu bir şeydir. Dolayısıyla şimdi siz de söylediniz 32. üye İsveç olacak diye. 30 üye, sonra 31 Finlandiya, 32 İsveç diye düşünürseniz 30 üyenin 28 tanesi bir konuda mutabık. İki ülke buna itiraz ediyor ve siz bu 30 ülkenin içerisinde yer aldığı bir örgüttesiniz. Dolayısıyla uzun süre bu karşıt tavrınızı
devam ettiremezsiniz. Ki Türkiye yaklaşık 2 yıla yaklaştı Türkiye'nin şeyi bu konudaki rezervi. Macaristan'ın da aynı şekilde. Dolayısıyla bir ortaklık içerisindeyseniz orada sadece iki ülkenin diğer 28 ülkeye rağmen bu tavrını uzun süre devam ettirebilmesi bir defa o ittifak ruhuna zaman içerisinde aykırılı görülebilirdi. Ki zaman zaman o tartışmalarda oldu. Çok mu gerekli diye bu şey ortak karar alabilme kararı vesaire. Dolayısıyla bunu bugünkü gerçeklik içerisinde, konjonktür içerisinde yapılabilecek en iyi hamlelerle alınabilecek en iyi dış politika kazanımları çerçevesinde değerlendirmek lazım. Neticede Türkiye'de Rusya'yla ve daha önce Sovyetler Birliği, ondan önce Rus Çarlığı ile çok da hoş hatıralarımız yoktur bizim. Dolayısıyla Türkiye'nin de aynı zamanda bu NATO içerisinde bulunma nedenlerinden birisi de şeydir. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye yönelik tehditkar, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tutumu ve davranışlarıdır. O ülkeleri de bu çerçevede daha iyi anlayabilecek bir ülke konumunda olduğu için özellikle onların Macaristan için iç işlerine karışma olabilir. Bizim için terör örgütünü bir yataklık yapma gibi durumları söz konusu olabilir. Bunların düzeltilmesi yeterli kazanımdır diye düşünüyorum. Evet, dış dünyadan yani yurt dışından başkaca gelişmeler de var. İsrail bildiğiniz üzere Uluslararası Adalet Divanı'nda hesap veriyor şu anda ve Türkiye'de bu davanın müdahili Lahey'de Türkiye söz aldı ve İsrail uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı dedi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız. İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı bugün. Ve sunumunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başarısız olmuştur. İsrail insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı ifadelerine yer vermiş Ahmet Yıldız. Filistin işgalinin hukuki neticelerine ilişkin Adalet Divanı'nda duruşma yapıldı. Duruşmada Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet sunum yaptı. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştiriyor Ahmet Yıldız. Filistinliler kendi toprakları üzerinde haklarından mahrumdur diyor. Bu çatışma bir önceki yıla kadar uzanmaktadır diyerek iki devletli çözüm önerisini tekrar ediyor Türkiye adına. Yüzlerce Müslüman ibadet sırasında tutuklandı diyor yine Ahmet Yıldız. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan edilişini tanımadı diyerek bir hatırlatma yapıyor ve İsrail tüm eylemlerden insanlık hukukunu zedeleyen tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı uluslararası hukuk nezdinde diyor Ahmet Yıldız. İsrail ile ilişkin tabi NATO bir tarafta duruyor, bir tarafta da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var. Yapısı sıkça eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var. İsrail, Birleşmiş Milletler'e rağmen, Güvenlik Konseyi'ne rağmen, tüm destekçilerini zaman içerisinde kaybetmesine rağmen şu an hala orada bir emel var ve o emeli gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor. Yani yarı açık, yarı gizli bir şekilde Gazze'nin tamamını boşalttırıp oraya da artık İsrail'i sokmak, İsrailli yerleşimcileri oraya yerleştirmek niyetinde ve küçücük bir yere insanları sıkıştırdı. Önce Kuzey Gazze'yi vuracağım dedi. Hamas burada dedi. Güney Gazze'de problem yok diyerek Filistinlileri kuzeyden güneye doğru gönderdi. Bu sefer kuzeyle işi bitti. Güneye sirayet etmeye, Rafah'a doğru ilerlemeye başladı. Oradaki insanları da hedef almaya başladı. Cengiz Han ve Timur gibi komutanların ya da yöneticilerin uyguladığı vahşet politikasını bugün İsrail uyguluyor. Birçok araç, birçok yeni geliştirilmiş silah Filistinlilerin üzerinde denenmiş. Biz haber bültenlerimizde de aktardık. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı gayet güzel grafikler var. O grafikler üzerinden bir vahşet oluşturup insanları oradan kaçırmaya çalışıyor.
ve dünyadan buna bazen tepkiler gelse de İsrail o tepkilere kulak tıkamış bir şekilde işlemlerini yapmaya, vahşeti yaratmaya devam ediyor. Türkiye'nin bu kadar bu olayın içinde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Ukrayna-Rusya savaşında konumunu gayet doğru belirlemesini hem de İsrail-Filistin savaşında başlangıçta tuttuğu konumla birlikte zaman içerisinde diğer ülkelerin, İsrail'e destekçi olan ülkelerin bile Filistin tarafına evrilmesini, İsrail'e cephe almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar baskı İsrail'i yıldırmaya yeter mi? Yoksa İsrail kapalı bir toplum haline gelip kendi kendine yetebilir ve Filistin'i rahatsız etmeye, Filistin üzerinde katliamlar yaratmaya devam edebilir mi sizce? Oradaki bu vahşetin kısa sürede dönmesi, durması çok mümkün görünmüyor. Bu destekçilerinin zaman içerisinde İsrail'den desteklerini çekmeleri sadece sözlü beyanlar ve oradaki yapılan İsrail saldırılarının daha sivil hedefleri gözeterek, onlara daha az zarar vererek veya zarar vermemeyerek çatışmaları konusundaki uyarılar. Yoksa şu anda bölge ülkeleri veya Filistin, İsrail'e karşı herhangi bir üstünlük sağlayıcı hamlede bulunsa o desteğini çektiğini düşündüğümüz devletlerin hemen hepsi bir anda orada olurlar. Ve yine İsrail'in varlığını devam ettirmesi için gerekli olan müdahale neyse onu yapmaktan geri durmazlar. Tabii bu tarihi bazı komutan veya liderlerin yaptıklarıyla bunların yaptıklarını vahşet kelimesi altında özdeşleştirmek biraz güç. Çünkü o günkü savaş hukuku içerisinde onun bir yeri vardı. Yani o günkü artık kabul edilmiş savaş hukuku herhangi bir kaleye veya bölgeye geldiğinizde teslim olmalarını talep ettiğinizde teslim olurlarsa dokunmuyordunuz ama teslim olmazlarsa orayı yerle bir ediyordunuz. Erkeklerin büyük bir kısmını öldürüp kadın ve çocukların önemli bir kısmını esirip alıp köleleştiriyordunuz vesaire. Bu o günkü savaş hukuku içerisinde bir yere oturuyordu. Genel kabuldü. Herkes birbirine benzerini yapıyordu. Ama bugün 21. yüzyılda gelişen savaş hukuku çerçevesinde İsrail'in yaptığı artık bir soykırım boyutuna varmıştır. Zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devletin, İsrail devletinin kuruluşuna kadar orada terör faaliyetlerini yapmış ve bu terör faaliyetleri neticesinde o devlet kurulmuştur. Devlet kurulduktan sonra da bu sefer bir terör devleti gibi hareket etmiş ve bölgede sürekli kendi alanlarını genişletirken Filistin'e ve Filistinlilere ait toprakları sürekli küçültme cihetine gitmiş. Buna rağmen Batı ve dünyanın birçok bölgesinde ülkesi Birleşmiş Milletler'de iki devletli bir çözüm demesine rağmen İşte 1967 öncesi sınırlara geri dönülmesi ki o süreçte elde edilen bir takım kazanımları da İsrail'e vermeyi de içeriyor aslında bu harita demelerine rağmen İsrail bunu kesinlikle kabul etmiyor. Türkiye her fırsatta bunu bu Lahey'de yine dile getirdi. Doğu Kudüs başkentli bir Filistin ve bir İsrail ikili devlet çözümünün en iyi çözüm olduğunu yeniden dile getirdi ama bunun da maalesef hala çok uzağındayız. Burada da yine dünya konjektürü ve bir takım egemen güçlerin mücadele sahası olmaya orası devam ediyor ve oradaki zayıf halka da maalesef Filistin, Gazze bölgesinde İsrail'in çok uzun yıllardır yapmak istediği ulaşmak istediği siyasi hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor. Evet, güneyimizde, Orta Doğu'da bir tarafta bu hadiseler yaşanırken bir tarafta da Suudi toplumunun yavaş yavaş Prens Selman eliyle değişmeye başladığını görüyoruz. Bir güzellik yarışmasına Suudi Arabistanlı bir kadın, bir hanımefendi katılıyor.
Bir tarafta futbola para yatırarak ülkesine dikkat çekmeye çalışıyor Suudi Arabistan. Bir tarafta gözde tatil beldeleri oluşuyor Suudi Arabistan'da, bir tarafta yeni stadyumlar açılıyor. O stadyumun açılışında Prens Selman ilgi çeken konuşmalar yapıyor. Ama bir tarafta da maalesef bir bilgi kirliliği var. Oradan bir bağlantı bulmaya çalışıyorum. Prens Selman'ın yapmaya çalıştıklarıyla alakalı olarak bir görüş almak için bir bağlantı bulmaya çalışıyorum. O bağlantıyı bulduğumda da doğrulatmaya çalışacağım ama Prens Selman'ın bir yol üzerinde olduğu ve Suudi Arabistan toplumunu değiştirmeye çalıştığına dair bazı söylemler geliyor. Henüz doğrulanmış değil. Bunu tekrar belirtelim. Prens Selman, Suudi Arabistan'ı yavaş yavaş dini baskıdan kurtararak daha modernliğe yakın, daha laik bir toplum yapmaya çalıştığını zaman zaman çevresindekilere ifade ediyormuş. Buna örnek olarak işte kadınların ne giyeceğine sadece kadınlar karışabilir demesi, kadınların stadyumlara alınması, kadınlara ehliyet verilmesi gibi bazı modernite, işte cinsiyet eşitliği üzerine atılan adımlar, bazı söylemleri varmış. Onu da yine Mışlı zamanla anlatalım. Levent Gültekin, gazeteci Levent Gültekin'e dayandırılıyor. Şöyle bir şey söylenmiş. Ünlü gazeteci Levent Gültekin'in aktardığına göre Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman çevresine "Ben Suudi Arabistan'ın Atatürk'ü olacağım, Arabistan'ı modernleştireceğim" şeklinde bir hedef söylüyormuş çevresine. Bu ona dayandırdığımız bir haber. Suudi Arabistan yani geçmişten bugüne Vehhabilik ve Selefilik üzerine diyebiliriz kurulmuş bir devletti. Ve günümüz toplumunun ihtiyaçları başka yönde. Orada bir dini baskı olduğu, bugüne kadar bir dini baskı olduğu açıktı ama son zamanlarda atılan adımlar açık bir şekilde Suudi Arabistan gelecekte belki petrol gelirlerinden mahrum olabilir ama dünyanın dışında kalan, modern dünyanın dışında kalan bir devlet olmasın, modern dünyanın dışında kalan bir toplum olmasın diyerek Prens Selman böyle bir şekillendirme yapıyor. Aslında prens diyoruz ama fiili yönetici, yani resmi olarak başka bir kral var, babası var ama kendisi doğrudan yönetici. Hatta yani çok yanlış tanınmasın, biz burada moderniteden bahsediyoruz ama zaman zaman çok diktatörce hareketlerinde gördük. Kendisine muhalif olan en yakın akrabaları da dahil olmak üzere pek çok kişiyi ortadan kaldırdığına dair bilgiler de var. Ne dersiniz, bir toplum hızlı bir şekilde değişir mi? Prens Selman daha dış dünyaya açık bir karakter mi? Bu toplumun değişmesiyle Suudi Arabistan değişti diyebilir miyiz? Çünkü ciddi otoriter ve hatta diktatör bir yönetici var Prens Selman. Her ne kadar modernleştirmeye çalışsa da toplumu, modernitenin bir ayağı da demokrasi, yani çok seslilik, başka seçeneklerin sunulması yöneticilik anlamında, yönetim tarzının değişmesi için seslerin çıkabilmesi. Bugün Suudi Arabistan'da zannetmiyorum ki birisi monarşiyi reddetsin, başka bir şey gelsin, cumhuriyet gelsin ya da bambaşka bir yönetim şekli gelsin desin. Sizce bu adımlar Suudi Arabistan'ı modernleştirmeye, modern dünyaya yaklaştırmaya yetecek adımlar mı? Şu an için yetmez. Yakın gelecekte yine yetmez. Ama uzun vadede nasıl ki toplumsal değişim kaçınılmazsa Suudi Arabistan'da da bazı değişimlerin olacağı muhakkaktır. Sizin kendi muhaliflerine karşı içine girdiği tutumuna örnek gösterdiniz. İlk söylediniz. İlk veliaht olduğunda da birçok prensi bir otelde tutmuştu. Hatta prenslerden bir tanesi bir helikopter kazası, itiraz edenlerden, ki bunlar kendi yönetimi paylaştıkları paydaşlar aslında bu prens dedikleri. Çünkü Suudi Arabistan yönetiminde bu veliaht prensi olduğu için daha üst bir konumda ama diğer prenslerin hepsi de çeşitli kurumlar, çeşitli bakanlıklar, çeşitli elçiliklerde görev yapıyorlar. Bunların paralarının bir kısmına el koyduğu vesaire o zaman söylendi. Nasıl bir anlaşmayla o prenslerin yeniden salıverildiğini bilmiyoruz. Henüz kendileri de bir açıklama yapmadı ama uzun süre dediğini yapana kadar onları orada tuttu. Yine ABD vatandaşı da olan bir muhalif gazeteci
Türkiye'deki Büyükelçiliğinde öldürttü. Evet. Bu kadar sert dediklerini yaptırmak konusunda acımasız, muhaliflerine karşı yok edici tavrı olan bir veliaht prensten bahsediyoruz. Gelecekte petrol gelirlerinin, doğal gaz gelirlerinin azalması ihtimaline karşı, ki azalacak zaten, neticede fosil yakıt kullanmak noktasında enerji kaynağı olarak dünyadaki tüm ülkeler azaltmaya çalışıyor bu bağımlılıklarını. Hem çevrecilik adına hem de kendi doğal kaynaklarını kullanabilmek adına. Ülkesinin zenginliğinin devam edebilmesi için farklı sektörlerde yatırımlar yapmaya gayret ediyor. Suudi Arabistan'ın geçen yılki elde ettiği gelirler içerisinde %16'yı aşmış, yanlış hatırlamıyorsam okuduğum bir habere göre, petrol harici faaliyetlerinden elde ettiği gelirler. Sadece bunu Suudi Arabistan yapmıyor. Biliyorsunuz çok uzun yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri de yapıyor. Yani Dubai'de işte yeni bir kent inşa etmeleri, orada tatil beldesine dönüştürmeleri, aynı zamanda orayı bir ticaret, Hong Kongvari bir ticaret merkezine dönüştürme çabaları. Bunu Suudi Arabistan'da da görüyoruz. 21. yüzyılda toplumlarının, kendi insanlarının taleplerini uzun süre bu şekilde baskı altında tutabilmeleri artık mümkün değil. Dolayısıyla bu değişim taleplerine belirli ölçülerde cevap vermek zorundalar. Şimdi bunu yaptıkları anlaşılıyor. Ama bu sadece işte Neon isminde bir turizm ve ticaret kenti kurmak, evet, kadınlara ehliyet alabilme imkanı sağlamak, futbolla ülkesinin ismini popüler bir spor dalı üzerinden duyurmaya ve sempati alanı oluşturmaya çalışmak gibi faaliyetlerle olmuyor. Daha çok kat etmeleri gereken mesafe var. Orta Doğu'da şöyle bir sıkıntı oluyor ama demokrasi bu değişimlere eşlik edemediği için, birlikte gelişemediği için tepeden aşağıya doğru bir modernleşme hareketi zaman içerisinde yeniden toplumla yönetici arasında farklı bu sefer çatışmalara neden oluyor. Yani Suudi Arabistan'ın bu değişim adımlarına batıda daha farklı bakılıyor, doğuda daha farklı bakılıyor. Kendi halkının içerisinde dahi bunu bir dini sapma gibi görenler, işte dinden uzaklaşma gibi görenler de var. Böyle bir muhalefet de gelişiyor bu sefer. Ama bunun yanında bu daha günümüze dair haklar anlamında talepler de var. Bir türlü bunlar bir araya gelemiyorlar. Çünkü demokrasi buna eşlik etmiyor. Yani baştaki prens, bugün veliaht prens, kral vefat ederse veya istifa ayrılırsa yerine geçecek kişi aslında aynı zamanda. Bu gücüyle bunu yapabilirken yarın kendisi veya kendisinden sonra tahta geçecek bir başkası bunların tamamını geri alabilir. Çünkü neticede bir kişinin verdiği, onayladığı, işte benim aklıma böyle bir şey geldi, hadi şöyle yapalım dediği bir projeden bahsediyoruz. Ne yönetimin tamamı, işte o prensler vesaire. Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid arasındaki fark gibi. Yani Fatih Sultan Mehmet de işte ulemanın, kalem sınıfının elindeki büyük varlıkları alıp devlet hazinesine aktarıyor. Sonra 2. Bayezid gelip alınan her şeyi geri veriyor. 2. Bayezid veli padişah oluyor. Evet. Fatih sevilmeyen padişah oluyor. Tabii monarşiler böyle bir şeydir. Tabii Osmanlı kendi karşısında bir güç temerküzü gördüğü zaman o temerküzü, o toplanmayı dağıtırdı. Bu askeri olabilir, İç ekonomik olabilir, yani, bilimsel, evet, olabilir, fark etmez. Bu merkezi büyük devletlerin özelliklerinden bir tanesidir zaten. O zaman çok etik bir tartışma ortaya çıkıyor hocam. Çok uzun yıllardır süregelen bir tartışma. Halk için halka rağmen bir şey yapılır mı? Halk için halka rağmen. Yani bunu deneyenler oldu, çok oldu. Yani Rusya'da denedi bunu. Çar Deli Petro'dan itibaren. Türkiye denedi bunu. Hı hı. Orta Doğu'da birçok ülke, işte Hafız Esad'ın Suriye'si, Saddam'ın Irak'ı, Abdülnasır'ın Mısır'ı, Kaddafi'nin Libya'sı gibi. Ama bunların çok acı tecrübeler
ile sona erdiğini biliyoruz. Sadece Türkiye ve Rusya bu konuda biraz daha şanslıydı. Çünkü demokrasiyle eksik de olsa, beğenilmese de bunu tamamlamaya çalıştı, desteklemeye çalıştı. O zaman eksik parça demokrasi. Yani demokrasinin gelişmesi. Tabii orada da aynı. Moderniteyle. Yani halkın taleplerinin yönetime yansıyabilmesi için halkın seçtiklerinin yönetime gelmesi lazım. Ama ya halk o düzeyde değilse, yani şu an mesela öyle bir şey söylenemez. Suudi Arabistan halkının %60'ı, 70'i diyecek ki ben şu andaki ortamdan gayet memnunum. %30 da diyecek ki ben modern dünyayla aynı haklara sahip olmak istiyorum. Evet. Bir kadın olarak ya da bir erkek olarak. Burada nasıl bir sorun ortaya çıkıyor? Onlar karar verecekler bunu. Kanunların oluşumunda vesaire birlikte yapmaya çalışacaklar. Hı hı. Neticede zaman zaman ittifak edecekler, zaman zaman uzlaşacaklar, hı hı. zaman zaman da çatışacaklar. Düşünce anlamında veya oluşacak parlamentoda. Hı hı. Ama eğer bu olmazsa ne oluyor? Yani şu anda da orada farklı talepler olan bir toplum var. Ama bir kişinin dediği oluyor. Diğerleri sadece bunu kendi aralarında belki fısıltıyla konuşabiliyorlar. Demokrasiyle ya da yasalarla güvence altına alınabilir. Tabii ki. Yani bir de şu, yani şöyle bir şey var. Demokrasi çoğunlukla çoğulun hükmü olarak görüyoruz ama hayır. Uzlaşmadır hayır. çoğunlukla. Yani ya bir tarafta %70 istemeyebilir, bir tarafta %30 isteyebilir. Kesinlikle %70'in istediği her şey doğru ve o yerine gelecek. %30'a siz bizim uygun gördüğümüz yaşam tarzına mahkumsunuz demek de doğru değil. Evet. O zaman yani demokrasinin ruhuna aykırı olur bu. Evet. Demokrasi azınlıkta olanı da haklarını koruyan sistemin adı zaten. Öbür türlü sadece çoğunluğun dediği olsaydı bu sefer çoğunluğun diktatörlüğünden veya baskıcılığından veya totaliterizminden bahsetmemiz gerekirdi. Bu farklı talepleri olan kesimler zaman zaman uzlaşarak, zaman zaman çatışarak ama bunların hepsini demokratik olgunluk içerisinde işte parlamentoda, sivil toplum kuruluşlarında, basında vesaire tartışmalar neticesinde ya birbirimizi ikna ederiz, ikna edemiyorsak da o şekilde kalır o. Eğer herhangi bir hakkın ihlali söz konusu değilse, temel haklara işaret etmiyorsa ki temel haklar konusunda mesela azınlık veya çoğunluk gibi bir tartışmaya girilmez. Temel insan hakları evrenseldir ve herkesin kabulüdür. İşte diyelim ki çoğunluk bu temel insan haklarından bir kısmının ihlal edilmesini talep ediyor diye ihlal edemezsiniz. Bu karşılıklı etkileşim içerisinde olabilen bir şey ve demokraside öğrenilen bir şey. Yani hiçbir ülke binlerce yıldır demokrasiyle falan idare edilmiyor. Hiçbir toplum da demokrasiyi kadimden beri bilmiyor. Neticede 2. Dünya Savaşı'ndan sonra monarşilerin çoğu yıkıldı. Ona kadar, 2. Dünya Savaşı'na kadar birçok ülke monarşiyle idare ediliyordu. Cumhuriyet ona göre biraz daha eski. Ne kadar eski? 1789. Fransız ihtilaline kadar götürebilirsiniz. Hadi diyelim ki 300 yıl olsun. Cumhuriyet o kadar eski. Demokrasi de şurada 100 yıl bile olmadı. Hala gelişme aşamasında olan bir yönetim biçiminden bahsediyoruz. Ama herkesin, yani genelde bu işte uğraşanların söylediği, demokrasi bugüne kadar yönetim sistemi anlamında bulabildiğimiz en az kötü sistem. Mükemmel sistem değil elbette. Sizinle bir programda başka sistemleri de tartışalım mı? Olur. Yani yasaların dışına çıkmayacaksak tartışalım. Yok, niye çıkalım? Çünkü modern yeni bazı düşünceler var. O düşünceleri de sizinle konuşmak istiyorum. Şöyle ki, evet demokrasi önemli, modernliğin oturması anlamında. Ama Suudi Arabistan bir Orta Doğu toplumu. Evet. Orta Doğu toplumlarında demokrasi sadece bazen göstermelik olarak vardır. Yani bilmiyorum, belki siz başka örnek verirsiniz ama geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Ben İlham Aliyev'i çok severim, Azerbaycan'ı da çok severim ama hiçbir seçimde bir liderin %90'ın üstünde oy alabileceğini düşünmüyorum. 3 adaylı bir seçimdi hatırladığım kadarıyla. Yani %90'ın üzerinde oy almak, tabii ki bir vatan muharebesi yapıldı, bir Fatih gözüyle bakılıyor İlham Aliyev'e ve ciddi bir oy alması çok normal. Ama İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in bile halk nezdinde o kadar büyük bir kabulü yokmuş. Çünkü halka
zor gelen bazı çabaları, bazı girişimleri olmuş. %90'ın üzerinde bir oy aldı Sayın İlham Aliyev. Azerbaycan, Orta Doğu'ya en uzak ülkelerden birisi, hem yapı olarak hem de yüz ölçümü olarak diyeyim, yani mesafe olarak en uzak ülkelerden biri. Ama orada bile böyle bir sonuç görüyoruz. Sizce bu sonuç doğal mı? Orta Doğu'da gerçek bir demokrasiden bahsedilebilir mi? Yarın Suriye'de olduğu gibi bir demokrasi ortaya çıksa ya da İran'da olduğu gibi bir demokrasi ortaya çıksa yine %95'li, %97'li, %99'lu oy oranlarını görür müyüz? Bizim doğumuzda mı? Orta Doğu'da, Suudi Arabistan, Mısır, başka yerleri düşünüyorum. Elbette görürüz. Yani neticede Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, bugün İran'da bunlar cumhuriyet. Evet. Yani krallık yok, monarşi yok. Cumhurbaşkanları da bir biçimde halk veya halkın seçtiği organlar tarafından seçiliyor. Burada Türkiye günlüğünün sanıyorum 3-4 yıl önceki bir sayısında Kemal Görmez'di sanıyorum. Onun iki makalesi yayınlandı arka arkaya. Neticede biz kelimelerle düşünür, düşüncelerimizi de o şekilde ifade ederiz. Bizim herhangi bir şeyi düşünebilmemiz için o kelimeyi ve kelimenin içeriğini bilmemiz gerekir. Bu anlamda o makalelerde devlet kelimesinin etimolojisi üzerinden bir tartışma yapıyordu. Biliyorsunuz Doğu'da devlet zaman zaman mülk kelimesiyle karşılanır. Mesela adalet mülkün temelidir. Oradaki mülk devlete işaret ediyor. Yine Arapça'da bizim devlet kelimesini geliştirdiğimiz kelime kökeni olarak devle, biliyorsunuz, kelimesinden türemiştir devlet. Devle de yer değiştirebilen, kişiler arasında veya kurum, cümleler arasında değişebilen. Mesela başına devlet kuşu kondu. Yani talih anlamında kullanılır devle. Talih size geldi. Dolayısıyla bir şey size gelmişse veya mülk gibi ele geçirmişseniz onun üzerindeki tüm tasarruf hakkı da size aittir artık. Peki batıdaki devlet state demek. Mesela bu batı dillerinde başında st takısı olan, yani st takısı olan tüm kelimeler bir stabilite, bir durgunluk. Durum. Mesela stabil gibi, evet. Structure gibi, yani struktur diyelim, yapı anlamında kullanılıyor. Türkçe'de zaman zaman Türkiye'de kullanıyoruz bu kelimeleri. Bu daha durağandır, daha stabildir. Dolayısıyla böyle ele geçirilecek bir şey değildir veya kişiler arasında, zümrüler arasında gezen bir şey değildir. Peki Doğu dillerinde böyle, Batı dillerinde böyle. Bu Doğu Avrupa, işte Azerbaycan vesaire, bu eski Sovyet devlet cumhuriyetleri diyelim, buralarda durum nasıl? Oralarda durum benzer. Yani Doğu Avrupa dillerinde de bizim Doğu dillerinde gördüğümüz kökene benzer, etimolojik kökene benzer kelimelerin kökeni var. Dolayısıyla kelimeler aynı zamanda sizin zihninizi şekillendiriyor. Bir yerde devlet stabil, durağan, durgun ve üzerinde hareket etmeniz gereken bir zeminken başka bir yerde ele geçirilmesi gereken bir nesneye dönüşüyor. Biz iktidara da öyle bakıyoruz, dikkat ederseniz. Yani iktidar sahibi her şeyi, yani kazanan her şeyi kazanır, alır. Mantığı. Hayır, böyle bir şey yoktur yani. Kazanan her şeyi almaz. Neticede hepimize ait olan bir şeyden bahsediyoruz. Buna biz ne diyoruz? Kamu. Kamu anlayışı. Maalesef bizim kamu anlayışımız da Türkiye, yine kendi doğusuyla kıyasladığınız zaman ondan çok ötesindedir. Yani Türkiye'yi batıdaki, doğusundaki herhangi bir ülkeyle kıyaslayabilmeniz bu anlamda mümkün değil. Çünkü öğrenebilen bir şey diyoruz. Yani neticede biz 1876'dan beri anayasalı bir devletiz. 1876'dan beri seçim yapabilen bir devletiz. 1950'den beri çok partili siyasi sistem içerisindeyiz. Bunların ciddi bir tecrübesi var toplumumuzda. Onun için bizi doğudakiler, kendi doğumuzdakilerle kıyaslayamayız. Hatta kendi batımızdaki işte eski Doğu Avrupa ülkelerinin hepsinden de daha gelişmiş bir demokrasimiz elbette vardır. Eksik midir? Eksiktir. Ama onlardan çok daha güçlü bir demokrasimiz, cumhuriyetimiz ve devlet anlayışımız, en temelinde de devlet anlayışımız vardır. Evet. Son olarak Hocalı katliamının yıl dönümündeyiz. 26 Şubat 1992'de yaşanan, yaşatılan Hocalı katliamının bugün
Yıl dönümündeyiz efendim. 613 Azerbaycan Türk'ü hayatını kaybetti. Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını anıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 91'in son günlerinde ablukaya aldıkları bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti. Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet ordusunun o zaman Han kendinde bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla 3 koldan saldırdı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Esir alınan 150 kişiden hala haber alınamadı. Hocalı katliamının yıl dönümündeyiz. O da çok geç bir tarih değil, 26 yıl önce yaşandı bu katliamda. Dünyadaki birçok ülke Hocalı'da bu yaşananı soykırım ve katliam olarak nitelendiriyor. Bir kısmı da sadece katliam olarak nitelendiriliyor. 32 yıl önce, özür dilerim, 26 evet. Şubat'tan 26 diyorum, 32 yıl önce. Burada şunu söylemek lazım. Aslında mesela bu olayı İsrail-Filistin bugünkü çatışmayla benzeterek tartışabiliriz. Bugünkü Rusya-Ukrayna savaşıyla benzeterek tartışabiliriz. 1919-15 Mayıs'ında Yunan ordusunun İzmir'e çıkışı çerçevesinde Batılıların Yunanistan'a verdiği destek çerçevesinde tartışabiliriz. Söylemek istediğim şu an, özet olarak programın sonuna geldiğimiz için. Daha önceden savaşlarda vekalet savaşı devletler üzerinden yürütülürdü. Herkes biliyordu ki Yunan ordusu İzmir'e çıktığında onun arkasında İngiltere vardır. Veya işte bu Hocalı katliamında da hepimiz biliyoruz ki Ermenistan oraya kadar girip bu katliamı yaparken arkasında Rusya desteği vardır. Bunu orada yaptıran Rusya'dır. Eğer bugün nasıl ki İsrail'in normalde tek başına gücü o bölgede bu kadar büyük bir terör oluşturabilmesi mümkün değilken, bölge ülkeleri veya başka ülkeler bunu kolaylıkla engelleyebilecekken, arkasındaki ABD, İngiltere gibi büyük güçler sayesinde orada bu şımarıklığını yapabiliyor. Ermeniler de 1992'de Rusların desteğiyle bu şımarıklığı yapabildiler. Ki işte yakın zamanda yeniden orası azatlığa, özgürlüğe kavuştu biliyorsunuz. Nasıl oldu peki bu? Ermenistan'ın batıya yakınlaşması neticesinde Rusya tarafsız kalacağını söyledi. Ve o zaman o orayı işgal edebilmiş Ermenistan birkaç gün içerisinde bir anda geri çekildi. Çünkü Rusya olmadan orada o varlığını sürdüremezdi. 1992'deki o veya yine aynı şekilde Bakü'de azatlık meydanında tanklarla katledilen Azeriler, bunların hepsi Rusların bizzat kendisinin veya Ermenistan gibi desteklediği kuklalar üzerinden yapılabilen şeydi. Ve bu hegemon devletler zaman zaman paralı örgütleri, zaman zaman IŞİD, El Nusra vesaire gibi vekalet örgütlerini, zaman zaman da işte İsrail, Yunanistan, Ermenistan gibi devletleri kullanarak kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye veya kendi çıkarlarına olası tehditleri bertaraf etmeye çalışırlar. Bu Hocalı katliamında da sadece Ermenistan'ın faktör olarak değil, aynı zamanda Rusya'nın da unutulmaması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Eğer Rusya olmasaydı o katliamı Ermenistan orada yapamazdı, o topraklara o kadar da giremezdi. Bunları biraz daha objektif değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu da şunun için, hani Rusya ile bugün iyiyiz ya şu an. Hayır, bizim kendi çıkarlarımız vardır. Bugün Rusya ile iyi ilişkiler kurabiliriz, yarın ABD ile kurabiliriz, öbür gün Almanya ile olabilir. Ama bunların hiçbirisi bizim ezeli veya ebedi müttefikimiz veya çıkar ortaklarımız değildir. Bunu bilmemiz gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Hocalı katliamında hayatını kaybeden kurbanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Programı kapatacağız birazdan. Rapor programı sizlerle olacak efendim. Kent, mekan ve toplumun bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi yine saatler 20'yi gösterdiğinde burada bu ekranda olacağız. Toplumsal olayları konuşacağız. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Bizden bu kadar efendim. Hoşça kalın. Esen kalın.